Muhterem hocamızı 1976-77 öğretim yılının ortalarında bir vesileyle arkadaşlar grubuyla tanıdık. O zaman çok meşhurdu. Faroz, Trabzon'un Faroz mahallesinde bir eve gidip geliyorduk. Sohbet oluyordu orada. Hocamızı tanıdığımız zaman hocamız Trabzon Lisesi'nde öğretmendi. Zaten biz onu görür görmez bizimle tanıştı ve bize ilk tanıştığımızda şöyle bir öneride bulunurdu, tavsiyede bulundu. Çocuklar dedi, derslerinize iyi çalışın, büyüklerinize, anne babanıza saygılı olun, vatanınızı, milletinizi sevin ve Allah'a hakiki kul olmaya çalışın. Yani ibadetlerinizi unutmayın, ibadet etmekten geri kalmayın. Bu tavsiye üzerine biz adeta bütün arkadaşlar, o zaman Trabzon İmbadip Lisesi, o zaman lisesiydi. Fakat biz ortaokul 2. sınıfa gidiyordum ben. Hocamızın bu konuşması üzerine artık her akşam, yani her hafta hocamız ne zaman gelecek diye biz adeta tabiri caizse iple çekiyorduk o akşamı. Sürekli tanıştığımız, yani görüştüğümüz zaman, sohbet olduğu zaman hocamız bize derslerimize çalışmamız gerektiğini, bize vatanın bize çok ihtiyacı olduğunu sürekli izah etmeye çalışıyordu, izah ediyordu. Çünkü o zamanlar 1977'lerde malumunuz tabiri caizse anarşik bir dönemdi. O zaman öğrenci olayları oluyordu. Bizleri tavsiyelerle o olayların dışında tutmaya çalışıyordu. Ve biz de hocamızın o güzel tavsiyeleri üzerine kendimizi o olayların olduğu hem mevkiden uzak duruyorduk, hem de o türlü ilişkiler içerisine girmiyorduk. Daha sonraları, tabii 80 ihtilali dediğimiz meşhur askeri müdahale oldu. Ondan sonra da hocamız genelde basın yoluyla, biliyorsunuz İcmal dergisiyle insanlara birlik ve beraberliği anlatmaya başladı. Daha önce herkes bir olalım derken hocamız nasıl bir birlik olmasını anlatmaya başladı. Hem bu arada bütün arkadaşların, onunla konuşan, tanışan arkadaşların dünya işleriyle de, yani ne iş yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, geçinebiliyor musun, bir sıkıntın var mı, adeta kendi çocuğu gibi, kendi evladı gibi, hem çok genç olmasına rağmen şimdiki genel başkanımız Avukat Hüseyin Bey'i yaşlarında tanıdık onu biz. 30 yaşlarındaydı biz tanıdığımız zaman. Ama o yaşta olmasına rağmen adeta bütün herkesten sorumluymuş gibi, herkesin işini, aşını, eğitimini, bir sıkıntısı var mı diye hem soruyor, ilgileniyor, artı bir de öneride bulunuyor diye. Ondan sonra sürekli bize işte vatan için, gelecek için mutlaka bir hazırlık yapın, kendinizi eğitin, annenize, babanıza saygılı davranın, onların duasını alın. Ayrıca zaman zaman da bir gün sohbet ederken şunu söylemişti hocamız, tarihini belki yanlış hatırlayabilirim ama 82-83 yıllarındaydı. Dedi ki, ben Mustafa Kemal Atatürk'ü öyle bir anlatacağım, öyle bir tanıtacağım ki Mustafa Kemal Atatürk ne anlatıldığı gibidir ne de iddia edildiği gibidir. Yani bir kesim insan dinsiz diyordu, bir kesim insan da kabul ederek o dinsizlik lafı üzerine kendileri öyle davranıyordu. Halbuki diyordu, sonradan öğrendik tabii bunu, Mustafa Kemal Atatürk onların dediği gibi bir insan değildir. Bu vatanı, bu milleti terleyip toparlayan bir insandır. Onların dediği gibi olmaz. Daha 82'lerde söylemişti.